Fransa Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron, herhangi bir şey yapılmaması durumunda Euro bölgesinin ortadan kalkabileceğini dile getirdi. Yunanistan'ın reform planını olumlu bulan Macron, bu ülkenin Euro bölgesinden çıkarılmasının siyasi bir hata olacağını savundu. 5+1 grubuyla İran arasında Tahran'ın nükleer programına dair yürütülen görüşmelerde bugün de kayda değer bir gelişme sağlanamadı. Taraflar ilerleme kaydedilememesinden dolayı birbirlerini suçlarken görüşmelerin cumartesi devam edeceği bildirildi. Emniyet birimlerinin İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda IŞİD üyesi olmakla suçlanan 21 kişi gözaltına alındı. Aralarında 3 yabancı uyruklunun da bulunduğu zanlılarla birlikte silah ve cephane de ele geçirildi. 15. Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi Rusya'nın Ufa kentinde başladı. Rusya ve Çin'in öncülük ettiği örgütte Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan da yer alıyor. Gözlemci ülkelerden Hindistan ve Pakistan da devlet başkanları düzeyinde zirveye iştirak ediyor. Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Srinagar kentinde düzenlenen İsrail ve Amerika karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı. Gösteride İsrail'in Filistinlilere karşı izlediği siyaset eleştirilirken El-Aksa Camii'ne özgürlük ve Şiilerle Sünniler kardeştir gibi sloganlar atıldı. Airbus tarafından geliştirilen çift motorlu elektrikli uçak ilk kez Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'den Fransa'ya uçtu. 2017'de seri üretimine geçilmesi planlanan iki kişilik uçak tamamen elektrikle çalıştığından emisyonsuz uçuyor.